Can Okanar, İstanbul'dayız, Esenler'deyiz. TOKİ'nin örnek bir dairesindeyiz şu an. Şimdi kameraman arkadaşımla size yavaş yavaş göstereceğim burayı. Biz şu an 2 artı 1 şeklinde inşa edilmiş bir dairedeyiz. Kameraman arkadaşım yavaş yavaş böyle detayları da versin. Şimdi dışarıyı da göstereceğiz biz size. Tabii 90 metrekarelik bir daire burası. Bakın. Kameraman arkadaşım şimdi size dışarıyı da gösteriyor. Burada spor alanları var. Sosyal donatılar var. Tabii şunu özellikle belirtmek gerekiyor. TOKİ projelerinin birçoğunda yeşil alanların ağırlıkta olduğunu ifade edelim. Yeşil alanlar yine bu projede de ağırlıkta ve yeni inşa edilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde de işte yeşil alanların ağırlıkta olduğunu göreceğiz. Sosyal alanların olduğunu göreceğiz. Yine spor alanları, camiler, okullar inşa edilecek ve özellikle bu inşa edilecek olan dairelerin yerel ve yatay mimariyle yapılacağının altını çizelim. Bu çok önemli. Neden? Çünkü özellikle İstanbul deprem bölgesi ve konutların ciddi bir bölümü İstanbul'da inşa edilecek. İşte bu konutların özellikle 5 katı aşmaması gerekiyor ki TOKİ'de işte bu konutları bu şekilde inşa edecek. Yerel mimari dedik. Mahalle kültürü yansıtılacak. Mahalle kültürü yaşatılacak. Tabii bu projelerin özellikle sıfır atık uyumlu olduğunu da belirtelim. Ve yavaş yavaş kameraman arkadaşımla mutfağa doğru ilerleyelim. Tabii bu projelerde aynı zamanda enerji verimliliği de had safhada olacak. Size şunun örneğini özellikle vermek istiyorum. İstanbul'da bu nitelikte bir dairenin özellikle şu an 3 milyon, 4 milyon liralara satışa sunulduğunu belirtebiliriz. Özel sektör tarafından yapılan bir dairenin. Bakın şu an mutfaktayız. Size gösterelim. Tabii buranın henüz inşaat çalışmaları tamamlanmadı. Biz örnek bir dairede geziyoruz ama bu binanın hala renovasyon çalışmaları devam ediyor. Bakın mutfak dolapların özellikle çok dokununca anlaşılıyor. İyi kalitelerde olduğunu belirtelim. Özellikle buralarda iklim dostu malzemeler kullanılmış. Bu projelerde kameraman arkadaşım da burada size gösteriyor. Bunu da belirtelim ve yavaş yavaş ilerleyelim. Tabii bu projelerde aynı zamanda yenilenebilir enerji sistemleri de olacak. Bu çok önemli. Ne anlama geliyor yenilenebilir enerji sistemlerinin olması? Özellikle projelerin enerji verimliliğine vurgu yapılıyor. Şimdi o dairenin içerisinde bir başka odaya girdik. Burası çocuk odası olarak planlanabilen bir oda. Kameraman arkadaşım gösteriyor. Tabii her odanın özellikle sosyal donatıları gördüğünü de belirtelim. Gençler, emekliler, engelliler, bütün dezavantajlı gruplar bu dairelerden, bu sosyal konutlardan faydalanacak. Bunu özellikle belirtelim. Ve kameraman arkadaşımla diğer odaya geçelim. Şunu özellikle ifade edelim. TOKİ son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut üretti. Dile kolay. Tabii şu an inşa edilecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birazdan açıklayacağı projede ise tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi inşa edilecek. Bakın burayı da gösterelim size. Dile kolay 250 bin konut üretilecek ve bu projelerde aynı zamanda 100 bin altyapılı arsa da bulunacak. Arsaların elektriği olacak, suyu olacak. Bütün altyapıları tamamlanmış olacak ve vatandaşlar evlerini inşa edebilecekler yine o arsaların üzerine. Tabii burada KOBİ'lere de ihracatçı firmalara da özellikle projeler düşünüldü. Kameraman arkadaşımla yavaş yavaş geçelim salona doğru. Orası daha aydınlık, daha güzel bir yapıya sahip ışık açısından da. Tabii şunu da belirtelim ki özellikle vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. %10 peşinat ödeyecekler. 240 ay vade ve uygun taksit imkanıyla bu evlere sahip olabilecekler. Konutların aylık taksitleri de özellikle asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Yani ödeme toplam gelirin %30'unu aşmayacak. Hele ki İstanbul gibi hatırlayacaksınız fahiş fiyatlar vardı özellikle kira bedellerinde. İşte İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise
14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için başvurabilecekler. Bu sadece, bu gösteriyor ki sadece TOKİ'nin yapacağı konutlar dar gelirliği değil, orta gelirliği de etkileyecek. Orta gelirli de başvurabilecek bu projelere. Şimdi kameraman arkadaşım size gösteriyor sosyal donatıları, sosyal alanları. Yeşil alanlar var, az önce bahsettik. Burada parkları görüyorsunuz. Çocuklar burada güvenle oynayabilecekler. Yine spor alanları var. Her türlü sosyal donatılarla bu projeler yapılıyor. Yeşil alanların ağırlıkta olduğunu özellikle belirtelim. TOKİ alanlarında, TOKİ konutlarında, projelerinde yeşil alanlar ağırlıkta. Kilometre başına düşen yeşil alan sayısı yüksek. 422 milyar liralık yatırım olacak. Bu dile kolay. Sosyal konut projesinin 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor. Tabii özellikle konut sektörünün 200 alt sektörü beslediğini belirtelim. 200 tane alt sektör, tabii aklınıza ne gelirse, kapıcısından işte mutfak bataryası, mutfak dolabı satanına kadar 200 alt sektör besleniyor ve 2 trilyon liradan fazla bir hareketlilik oluşturacak bu proje. Aynı zamanda istihdam da sağlanacak. 100 bin kişiye bu proje kapsamında istihdam sağlanması hedefleniyor. Tabii bu istihdam rakamının çok büyük olduğunu belirtelim. Bunu belirtmekte fayda var. Tabii konut arsası ve sanayi hisselerinin de bu projelerde olacağını belirttik size. Altyapılı arsalar olacak. O altyapılı arsaların elektriği, suyu ve bütün donanımı tamamlanmış olarak vatandaşa teslim edilecek. Ve vatandaşlar o arsalar üzerine konutlarını inşa edebilecekler. Yine KOBİ'ler sanayi hisselerinde 10 bin adet iş yeri yapılması planlanıyor. Bu iş yerleri özellikle küçük ve orta boy işletmelere hitap edecek. Ve firmalarda işte bu özelliklerdeki sanayi hisselerinde dükkanlarına da kavuşmuş olacaklar. Bizler gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Burada size bir TOKİ sosyal konut projesinin örneğini anlattık. Sözü size bırakalım.